Çocukluğumuzdan beri aslında belli figürle anne babamız bizi büyütüyor. Tabii herkes anne babasıyla birlikte yaşayacak kadar ya da iyi ebeveynlerde doğacak kadar şanssız da olmuyor. Şimdi bizim kadın ya da erkek ilk duygusal figürümüz erkek çocuğun annesi, kız çocuğun ise babası olmuş oluyor. Şimdi biz çocuklukta yetişirken onlardan aldığımız duygu alışverişiyle ilk güven ortamını, ilk duygu ortamını yaratıyoruz aslında. Şimdi bizim bağlanma dediğimiz bir faktör vardır. Eğer bizim ebeveyn şanslıysak, iyi bir ebeveynde, demokratik bir ailede, bize iyi davranan, istediğimiz zaman yemeğimizi veren, bize doğal olması gereken sınırlar çizen, güven duyduran bir ailede yetiştiysek, bir istismar yaşamadıysak, kötü öğretmenlere denk gelmediysek, zorba öğrenci arkadaşlara denk gelmediysek çocukluk sürecinde iyi bir bağlanma gerçekleştiriyoruz. Ve o zaman sevginin iyi olduğuna, güvenebileceğimize ve iyi ilişkiler kurabileceğimize inanıyoruz. Yani özümüzde bir değerlilik kavramı oluşuyor ve değerli olduğumuza inanıyoruz. O zaman bize hem enerjisel olarak hem kendimiz seçim olarak bize değer verecek insanları hayatımızda seçiyoruz ve bize değer vermeyecek kişileri ise hayatımızda sınır çizerek, hayır diyerek uzaklaştırabiliyoruz. Aynı şekilde aşık olacağımız kişileri de bu şekilde seçiyoruz. Ama biz kötü davranan ebeveynler, yalnız bırakılan bir çocuksak, kötü davranan ebeveynler tarafından yetiştirildiysek, çok güvenli bir ortamda yetişmediysek o zaman güvenli bir şekilde bağlanamıyoruz anne ve babamıza ve değersizlik duygularımız oluşuyor. Kendini değersiz gören, yetersiz olan, yetersiz olarak gören gören birey ise bakıyor başkalarında değersizlik duygusunu tetikleyecek insanları hayatına alıyor. Biz bunlara şema diyoruz aslında. Biz ilk doğduğumuz andan itibaren şemalarımızı oluşturuyoruz. Bizim şemalarımız var. Diyelim ki değersizlik şemamız varsa biz hayatımızda bakıyoruz, bize değersizlik hissettirecek insanları hem enerjisel olarak çektiğimiz gibi belki bu haritalarımızda olan bir şey hem de biz onları çekici buluyoruz. Hani hep diyen insanlar vardır, ya bana uzak davranıyor ama ben ona inanılmaz bir enerji hissediyorum, ona aşık oldum, bana iyi davranmıyor ama ben ondan vazgeçmem. Bana uzak davranıyor, işte beni aldatıyor, bana yeteri kadar ilgi göstermiyor ama ondan vazgeçemiyorum diyorsa demek ki orada alıştığı bir değersizlik şeması var. Ve o kişi ona alıştığı duyguları hatırlatıyor. O yüzden de onunla aşk benzeri bir bağ kuruyor. Yani burada şema dediğimiz şey çocukluktan beri yetişiyor. Eğer çocukluktan beri değersiz görülmeye alışkınsak hayatımıza bizi tekrar bir şekilde değersiz hissettirecek insanları alabilir ve onlarla ilişkiyi iyi gitmese dahi sürdürmeye çalışabiliriz.